sistematik bir şekilde doğa talanı gerçekleştiriliyor. Her kesimin sessiz kaldığı bir ortamda doğa talanı gün geçtikçe daha fazla oluşmaya başladı. Ondan ziyade artık doğa talanını da bıraktık. Tamamen tamiri mümkün olmayan yerlere varmaya başladı. Artık ağaçlar köklerinden sökülerek farklı yerlere taşınmaya başladı. En azından bu yaptığımız basın açıklamaları ile milleti biraz daha duyarlı hale getirebilmek amacımız. Halkın biraz daha duyarlı ve irtibatta olması gerekiyor. Tüm Türkiye ekoloji platformlarının, sivil toplumlarının Kürdistan'a bir adım atması gerekiyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi Batı kentlerinde özellikle otel yapılmak için ormanlar yakılıyor, talan ediliyor. Ama Kürdistan'da sistematik bir şekilde adeta artçı bir eylem gibi nefret edercesine çölleştirmeye yönelik bir politika var. Bunun içinde tüm Türkiye ekolojik platformları, sivil toplumları Şırnak bölgesine gelmesi için çağrı yapıyoruz. Her basın açıklamasında da bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Ciddi anlamda az ormanlık alanlarımız kaldı. Bundan ziyade Cudi, Gabar, işte Besta, Dara vesaire tüm bölge artık çölleşme tehlikesiyle baş başa kalmış durumda. Tüm sivil toplum örgütlerini ve ekoloji platformlarını Kürdistan'a davet ediyoruz. Bize destek olmaya davet ediyoruz. Toplum sağlığı etkileniyor. Bu tahribatlarla beraber ekosistem etkileniyor. Canlı hayatı etkileniyor. Bu tahribatlarla beraber yeraltı, yerüstü sularımız kirleniyor. Bunlar ileriye dönük çok ciddi bir halk sağlığı sorunları yaratacak boyuta geliyor. Oradaki canlı yaşamı zarar görüyor. Oradaki halk çoğu zaman oralardan göç etmek durumunda kalıyor. Bu kesimlerle beraber hava kirleniyor biliyorsunuz. En ciddi zararı KOAH, astım gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Her hafta bir eylemsellik kararı aldık. STK'larımız, Şırnak'taki öncü bütün STK'larımız her hafta kendi kurumları önünde buna dair basın açıklamaları yapıyorlar. Gençlere, kadınlara, yaşlılara, Şırnak'ın havasını soğuyan bütün herkese çağrımdır. Gelin bu katliama, bu doğa katliamına hep birlikte sesimizi çıkaralım, itiraz edelim, önünde bir set olalım ve engelleyelim. Çünkü biz biliyoruz ki dernekler, STK'lar bu işin öncülüğünü yapmış olabilirler ama bunu durduracak tek güç halkın iradesidir. Halkın orada tepkisini koymasıdır. Halkın orada sesini çıkarabilmesidir. Kıyımlar ancak böyle durdurulabilir. Bu yüzden tüm Türkiye'deki STK'lara, ekoloji derneklerine, siyasi partilere, herkese çağrım odur. Gelin Şırnak'taki orman katliamlarına artık bir dur diyelim. Çünkü geri dönüşü olmayan tahribatlar oluyor. Buna ses olalım ve Şırnak'ı yalnız bırakmayalım.